arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yine minik prenseslerimiz için güzel bir çalışma yapacağız uzun kollu bolero çalışması öreceğiz ben bu boleromda iki rengimi kullandım beyazımı ve yavru ağzımı şöyle kollarında ve alt kenarlarında beyazımda güzel bir çalışma yaptım böyle boleromuza şıklık katması için diğer yerleri de aynı şekilde trabzanlarımızdan oluşmakta örmesi gayet kolay önden görünümü bu şekildeyken hemen arkadan görünümüne bakalım boleromuzun bakınız arkadaki beyazlar üst üste üst üste dizilerek şık bir görünüm katmakta çalışmamıza Yine kollarda aynı şekilde çok hoş durmakta. Bir yaş civarı çocuklarımız rahatlıkla giyebilir. 3 numara tığımı kullandım ve bir tane ipden kaldı. Yani bir ip bile yani bir yumak ip bile çok fazla yeterli olabilmekte yine dilediğiniz renklerle bu alt kısmını da kombin ederek çalışabilirsiniz evet şimdi hemen yapımımıza geçelim ama öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum evet kolay gelsin hemen başlayalım Boleromu örmek için kartopulun baby van ipini kullanıyorum. 100 gram 250 metreden oluşan anti peeling özelliği olan ipimi 3 milimetrelik mm tığımla örüyorum. Öncelikle zincirimizi çekerek başlıyoruz. İpimi içten şöyle çıkarıyorum. Öreceğimiz yaş grubuna uygun olarak zincirimizle başlayalım bir tane düğüm atıyorum önce bu zincirden değil ve sayıyorum şöyle rahatlattıktan sonra tığımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. 40 tane zincirimi çektim. 40 zincir üzerine boleromu kuracağım. Şimdi e, santim olarak bakalım. Bitirdiğim noktaya uzatıyorum. Şöyle tutuyorum, hiç asılmadan müdahale etmeden 18 santimin karşılığında olduğunu görüyorum ve en son zincirimi elimi tutuyorum 1 2 3 3 tane zincirimi ilave ediyorum ve bakın 1 2 3 4 tuttum 4. zincirim oluyor buraya gelerek batıyorum ve 3 defa da alıyorum 1 2 3 2 tane trabzanım oldu bu noktada şimdi 2 zincir çekiyorum bakınız bu noktada Zincirimizi ilave ettim. Geldim bir tane trabzan ördüm. İki tane trabzanımız oldu. Bir zincirden döndüğümüz, bir de başını dolayarak ördüğümüz. İki zincirimi ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Aynı bu noktanın içerisine girerek trabzanım örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar yine aynı gözün içerisine bir daha doluyorum. Giriyorum. Bir, iki, üç. Bakın burada şöyle e, köşemizi oluşturduk. İki tane trabzanımız oldu. Araya iki zincirimi çektim. Tekrar iki tane trabzanımız oldu. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yanındaki zincir yuvasının içerisine giriyorum. Hemen yanındaki bir tane trabzan örüyorum. Bir. Bir sonrakini iki. Bir sonraki zincirime giriyorum. Üç. 4 sıradan gidiyorum bakınız 3'ü şöyle yarımlamışım bu 3 bakın köşemizden sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 8 de ipi yarımladığım için düzeltmek istiyorum 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm köşemi yaptıktan sonra şuradaki köşeyi yaptım ve 2 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzanımı ördüm. Ve 12. trabzanımın içerisine bir tane daha trabzan örüyorum. Burası ayrım yerimiz olacak. Lütfen dikkat edelim. Aynı yere giriyorum bakınız. Burada 2 tane trabzanımız oldu. 12. ve 13. oldu. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir, iki tane daha trabzan örüyorum. Yani iki toplamda 2 Şöyle yaptığımız işlemimize bakalım. Köşemizi ördük. Buradan devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ördüm. 12'yi ördükten sonra 13. trabzanı da buraya ördüm. 13 tane trabzanım oldu. Araya 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane trabzanı bu noktaya ördüm. Bakınız aynı yere 4 tane trabzan ördüm. Burası geçiş yeri. Şimdi bu iki trabzanı saymıyorum. Bir diye başlıyorum. Çünkü daha rahat sayalım diye yeni zincire girdim. Bir, iki, üç. Her birini farklı zincirlere batıyorum. Dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane trabzanımızı ördüm. Bu çiftli ördüğümüz yeri saymıyoruz. Şimdi 15. trabzanın içerisine bir tane daha örüyorum. Bakın. 15. Bu kurulumu yaptıktan sonra üstü gayet kolay. Burası da zaten çok basit. Sadece dikkatinizden kaçmasın diye tekrar ediyorum. 15.'nin yanına bir tane daha ördüm. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 2 defa yine buraya giriyorum. 1 2 aynı noktayı 4 defa örmüş olduk arasında 2 zincirle 14 tane örerek geldim 15. nin yanına 15'i battığım yere bir tane daha ördüm 2 zincir çektim tekrar 2 trabzan daha ördüm ve şimdi farklı zincirden trabzanımı örüyorum aşağıdaki bakın aynı yer değil 1 diye sayıyorum 1 2 3

12 tane tırabzanımı ördüm. Şimdi tığımın başını doluyorum 12. yere. Bir tane daha batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 2 tane daha tırabzanımı bu noktaya örüyorum. 12 tane trabzanımızı örerek geldim. 12.ye bir trabzan daha ördüm. Toplam 2 trabzanımız oldu. 2 zincirim, 2 trabzanım oldu ve ilk sıramızı bu şekilde kurduk. Gayet güzel oldu bakınız. Çok hoş. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza geçelim. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığın başını dolayarak iki zincir çekmiş olduğumuz aşağıdaki bölümün içerisine girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örüyoruz. İkinci trabzanımı ördüm. İki tane de zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. 3 zincirli geçişimizi yapmıştık. Şöyle ipimiz yarım Ve iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzanım ördüm. Sonrasında birer birer buradaki ortadaki ayrım yerine kadar örüyorum. Her bir trabzanıma bir defa batıp 3 defada aldığım yeni trabzanlar yapıyorum. ayrım yerine geldim iki zincirimin bulunduğu yere hepsini de buraya kadar birer birer ördüm sadece köşemizi iki trabzan iki zincir iki trabzan ördük bütün alttaki trabzanların tepesini örerek geldim şimdi iki zincirimin bulunduğu yerdeyim buraya iki tane trabzan iki zincir iki trabzan örüyoruz birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı da ördüm iki zincirimi çekiyorum Tekrar buraya iki tane trabzanım örüyorum. Bir ve iki. Tığımın başında doluyorum. Buradaki trabzanların tamamını birer birer örüyorum. Zincirimin olduğu yere kadar. Zincirimin bulunduğu yere kadar geldim. Zincirime yine iki tane trabzan bir 2. 2 trabzanımı ördüm. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Yine 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Yeniden sıra sonuna kadar bu zincirimizin bulunduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Bu görmüş olduğunuz zincirli bölümler e, kollarımız ve arkamızı oluşturan bölümler hem ayrımı yapıyoruz o zincirin olduğu yerde hem de artışımızı yapıyoruz gövdemizin genişliğine uygun olana kadar artışlarımızı devam ettireceğiz. Zincirimin olduğu yere kadar geldim. Bakın şurada zincirim var. Hemen buraya da 2 tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum tekrar 2 tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 iki. İkinci trabzanımı ördükten sonra yukarıya doğru geçişimi yapacağım. Yukarıya geçiş yapmak için burada 1 tane trabzan öreceğiz. Şu alt sıradaki dıştaki trabzan olduğu bölüme batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız alt sıradaki dış trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum. İkili alalım katımızı. 1, 2, 3 defa da çıkıyorum. 3 defa da çıktım ve burada 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burayı daha sonra kullanacağız. Örgümüzü çevirdikten sonra 3. sıramıza başlamış oluyoruz. İki sıramızı bu şekilde tamamladık. 3. sıramızda da aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Sıramın başında oluyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya direkt gelerek batıyorum. İki tane trabzanım örüyorum. İpimi yarımladım yine hemen düzeltmek istiyorum. Lütfen sizler de bu konuda hassas olursanız örgünüz daha uzun dayanır. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar bir ve iki trabzanımı örüyorum. Sonrasında kalan bütün trabzanlarımı zincirimin bulunduğu noktaya kadar birer birer örüyorum. Sadece Zincir çektiğimiz yerlerde artışımızı yaptığımız için oraya fazla trabzanımızı örüyoruz. Geri kalan yerlerde ise her bir trabzana bir tane yeni trabzan örüyoruz. Trabzanımı ördüm. Birebir hepsini tamamladım. Yine zincirimin olduğu bölüme geldim. İki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. İki zincir çekiyorum aynı yere yine iki tane daha trabzanımı örüyorum ve birer birer diğer trabzanlarımı örüyorum ve bu şekilde görmüş olduğum şu bölüme de iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum uç noktada yeniden görüş köşemize kadar örerek geldim artışlarımı yaptım tam diğer bitiş köşesindeyim iki tane trabzanımı örüyorum bir ve iki 2 zincirimi çekiyorum ve yeniden iki tane daha trabzanım örüyorum 1 2 şimdi tığımın başını doluyorum şu kenardaki zincirin tepesine gelerek batıyorum bir tane trabzanla şöyle rahat tutuyorum ki burası büzmesi sıkıştırmayın şöyle tuttuğunuzda rahat olsun trabzanımı çıkartıyorum 1 2 Üç tane zincirimi çektikten sonra yeniden çeviriyorum ve işlemlerimin tekrarıyla devam ediyorum 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan aradaki trabzanlarımızı örelim buralara yeni ikişer artışımızı yapalım biraz boyumuzu büyütelim sonrasında yeniden birlikte olalım Boleromuzun roba kısmını örerek ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 her artış yerinde de 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan, 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzanımızı arttım karşılıklı. 5 santim olarak ölçüsünü görelim. 9 santime karşılık gelmekte. Şimdi birleştirme işlemi için hazırız. 8. sıramızda birleştirmemizi yapalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Yine şuradaki köşemi aynı şekilde örüyorum. 2 tane trabzanım. 2 zincirim. 2 trabzanımı örüyorum. Ve artık buraya kadar 7 sırada örmüş olduğumuz düz trabzanlarımızı örmüyoruz. Şimdi buradaki 2 trabzanımdan sonra tığımın başını bir defa doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci trabzanıma gelerek batıyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Beşinciye battım. Aynı noktaya 3 tane trabzan örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da çekiyorum. 1, 2 zincirimi çektikten sonra yeniden buraya giriyorum. 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2, ve 3 4 tane trabzan atladım 5. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanım ördüm ve yeniden tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5. batıyorum tekrar buraya da 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 araya 2 tane zincir yeniden 3 tane trabzan 1 2 3 ve başlıyorum tığımın başını dolayıp hazırlanıyorum 1 2 3 4 ve 5. batıyorum aynı 3 tane trabzan 2 zincir 3 tane trabzanımız örelim ve şuradaki birleşme noktasına doğru ilerleyelim Üçer trabzan gruplarımızı örerek geldim. Kaç tane grubumuzun olduğuna bakalım. Buradaki grubumuzu saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tam ayrım yerindeyiz. Ayrım yerinde e, grubumuzun ilkini örüyoruz. Buraya 3 tane trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördükten sonra bakın şu ön kısım ördüğümüz yeri büküyoruz şurayı kolumuzu oluşturuyoruz bakın önümüzü büktük oradan buraya geldim kolumu oluşturdu ve şuradaki şu iki zincire gelerek batıyorum bir ve iki zincirimi çekiyorum kolumu bu şekilde tamamladım ve ikinci üçlü grubu aynı noktaya örüyorum bir iki ipimi yarımladım ve 3 kolumuzu buraya birleştirdik bakın önce 3 ördüm karşıya geçtim sonra diğer 3'ü 2 zincir çekip buraya geldim ve kolum şu şekilde oldu şöyle de bakalım 2 4 6 bir tane de 7 tane Bakın şöyle gayet güzel şimdi arkadaki trabzanlarımızın üzerine örebiliriz. Tamam başında oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5.ye batıyorum. Yine 5.nin içerisine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Birleşme işlemini yaptıktan sonra arkamızdan örmeye devam edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tam araya dokuzuncuyu ördüm bakınız. Bir tanesine 4 kalmıştı. Bunu geriye çekerek e, yine bakın şurada 3 olarak battım. Eğer direkt oraya geçsem e, şey, büzecekti. O yüzden bakın bu son olan 1, 2, 3, dördüncüye batmış oldum. Yani 3 trabzan kaldı. 4. yuvamızın içerisi. Sizler de trabzan sayınıza göre bu gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi birinci de bakınız. Önce ördük sonra bu tarafa geçmiştik. Şimdi ise arkayı ördüğümüz gibi aynı şekilde kolumuz bitene kadar örüyoruz. Birleştirme işlemini sonra yapacağız. Araya ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. 3 trabzanlarımı örüyorum. Zincirimi yine çekiyorum. 2 zincir araya giriyorum. Hızlı yapmak isteyince iplerimiz birbirine karışabiliyor böyle. oluyorum 1 2 3 4 5 sona kadar ilerleyelim kulumuzdan da trabzanlarımızı örerek geldim 1 2 3 4 5 6 ve 7 en son bakınız şu kısım var bu kısmı yine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak örüyorum 2 zincirden sonra trabzana geçmeden şöyle büküyorum. Trabzanımıza geçmeden bakınız, iki trabzan ördüm, iki zinciri çektim. Buradaki tam ortadaki, şöyle görmenizi istiyorum. İki trabzanı, iki zinciri ördüm. Şu şekilde büküp tam ortadaki şu kısma gelerek bağlıyorum ve tığımın başını doluyorum. İki trabzanımı örüyorum. Son olarak tığımın başını bir defa dolayıp yandan direkt üstüne de batabilirsiniz. Şuradaki bölümün altından da alabilirsiniz. Rahatça örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve boleromun üst kısmını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Çok tatlı. Güzel bir bolero üzeri oldu. Şimdi altını da öreceğiz ama arkasından da şöyle görelim. Bakın ne kadar güzel oldu. tam ideal boyda şimdi şu kısımlardan başlayarak e, tamamen çepeçevre örüp istediğimiz ölçü gelene kadar işlemlerimizi devam ettireceğiz ama bağlantısı kollarımızı arkamızı bağlama kısmı bu kadardı şimdi yukarıdan Örmeye başlayalım şuradan ipimi koparmıştım bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve şu şekilde alıyorum şuraya en üste bağlanıyorum. En üste bakınız şöyle sık iğnemle bağlanıyorum. En üstteki zincirimin bulunduğu yere. Tığımın başını bir defa dolayıp hemen yanındakine geçiyorum. Bakın buraya girmiyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü ördüm. İki zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzanı örüyorum. Bu görmüş olduğunuz ip kırıntısı. Başlangıç ipini saklamak için alttan yürütmüştüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Yanındaki atlıyorum. Yanındaki zincir grubunu bir sonrakine geçerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 zincir arasına tekrar 3 tane trabzanımı grubun yanına örüyorum. Sıradakini atlıyorum. Bir sonraki sıraya girerek 3 tane trabzanımı 2 zincirimi 3 trabzanımı örüyorum. İnşallah her şey yolundadır. Gayet rahat yapmışınızdır. Elimden geldiğince ayrıntıları vererek örmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Sıradakini atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir atlayıp bir batalım. Ancak olur. Yığılma olmasın. İki zincir. Tekrar üç tane trabzan. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki bölümümü atlıyorum. Şu arkanın ilk bağlantı yerine geçiyorum. Bakınız arkanın ortası. Artık ortalarımızı örerek ilerleyeceğiz. 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan arkaya geldim bakın şu ortaya geçiyorum direkt artık yer aramıyoruz zaten 2 zincir çektiğimiz bu ara kısımları 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde örerek devam ettireceğiz 3 araya zincir yok geçiyorum şu kısmı da bu şekilde örelim arkadan örmeye devam ettim ve sona kadar geldim kolumun birleşme noktasındayım bakınız aşağıya geçen bölümdeyim şimdi diğer tarafı öne doğru çıkıyoruz burada şu kısma batmıyorum buraya batıyorum hemen bakın buraya batıyorum buraya batmıyorum batıyorum batmıyorum batıyorum batmıyorum en son yerleştirmek için batıyoruz. Bakınız şimdi tığımın başını doluyorum. Şu kısma girmiyorum. Birleşme noktasına girmiyorum. Hemen yandaki ipimin bulunduğu yere geliyorum. Şöyle ipimizi de alıp gizliye duralım. 3 tane trabzanımızı batıyorum dediğim yerler trabzanımızı ördüğümüz yerlerde. 2 zincirimizi 3 trabzanımızı örelim. bir tane atlıyorum diğer bölüme geçiyorum bakın atlıyorum batmadık yani buraya batıp 3 trabzanımı örüyorum 2 tane zincir 3 trabzan 2 ve 3 bir atlıyorum diğerine örüyorum 2 zincir 2 ve 3 bir tane bakınız örmedim şu kısma da gelip sık iğnemde batıyorum buraya ve her iki bölümü de eşit bir şekilde tamamlamış oluyoruz 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 şöyle görelim dörder dörder tamamladık. Şimdi buradan yukarıdan aşağıya doğru yine örmeye devam edeceğiz. Buradan başlamıştım. Kol altından indim. Arkamızı ördüm. Sıramızın diğer başına kadar geldim. Ve şöyle kontrol örümü yaptım. 1, 2, 3 ve 4. Her ikisinde de dörder dilimimizi gördük. Şimdi ikinci sırasına, üçüncü sırasına başlayacağız. Bakınız ikinci sıra yaptıktan sonra diğer sıralarda aynı şekilde başlayacak. Burada ilmek kaydırma tekniğini kullanacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Birinci trabzanımın tepesinden batarak gelip ilmeğimi geçiriyorum. İkinci trabzanımın tepesinden girip ipimi tığımla alıyorum. Arasından geçiyorum. 3. trabzanımı da ipimi alıp aradan geçtim. ilmeğimi kaydırdım. Ortaya da giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim bu noktada yanına hemen trabzanımı ördüm 3 tane trabzanım 2 zincirim 3 tane trabzanım oldu ilmek kaydırma tekniği yapacağız bütün sıralarımızda artık Tığımı başında doluyorum. Bir sonraki grubuma geçiyorum. Gruplarımızın üzerine yeterli olana kadar geçişimizi de tıpkı bu şekilde kaydırarak yapıyoruz. Ve gruplarımızı 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan olarak örüyoruz. 2 zincirimi çektim. 3 tane trabzan. Artık yerleri belli. Örmemiz gereken, yapmamız gereken her şey belirli oldu. Sadece e, önlerin birbirine istediğiniz yakınlık mesafesine kadar örmek. Farklı işlem yapmıyorum. Doluyorum. 3 tane zincir içerisine girerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz dostlarım. İnşallah çok rahatlıkla yapmışsınızdır ayrıntıları atlamamaya gayret ettim. Geçiyorum. Bakın sadece 3 tane zincir içerisine batarak birkaç sıra örelim. Boleromun gövdesini örerek tamamladım. 1 2 3 4 5. 5 sıra ördüm ve şu şekilde boleromun etik kısmı tamamlanmış oldu ve bir tane de kol çalışması yaptım yine buradaki çalışmamın aynısı 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ördüm ve kolumu kaç sıra ördüğüme bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sırada kolumuzu tamamladım bir tane önü bağlamak için e, bağcığımın birisini 4 tane çiçekten yani 4 tane yapraktan oluşan çiçekle tamamladım buradaki zincir istediğimiz kadar e, uzatabiliriz tabi çok da abartılı uzun olmasına gerek yok. Ucuna 4 çiçek. Diğerini de sizlerle birlikte çalışacağız. Ama öncesinde kolumuzu çalışalım. Bakınız burada bir tane çalışmamız var. Şurada gövdemizi tamamlarken ördüğümüz. Bunun üzerine diğer kolumla aynı olacak şekilde sırası ile örüyorum. Onun için ilk önce tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve kol altından çalışmaya başlıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve şuradan başlıyorum bakınız şuradaki biten yerden giriyorum 3 trabzan buraya 3 trabzan da şuraya örerek burada bir üçlü grup oluşturuyoruz şu kısmı oluşturuyoruz 1 2 3 zincirimi çektim aynı yere ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı örüyorum araya iki zincir çekiyorum ben dibine batmıyorum. Karşı tarafa batıyorum. Şu kısma bakınız. Buradaki V'den bir önce. Yani bir ön tarafa bir arka tarafa örüyorum. Burada bir tane grup oluşturuyorum. 2 ve 3. Şöyle görelim. Bakınız şu kısma 3 ördüm. Tam kolumuzun birleşme noktası. Bu kısma da 3 ördüm. Buradan burası şu şekilde bütün olarak devam edecek. Araya zincir çekmiyorum. Buraya giriyorum. 3 tane trabzan 1 2 ve 3 2 zincirimizi çekiyoruz ve yeniden 3 trabzanımızı örüyoruz aynı yere 3 trabzan 1 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum geçiyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı buraya da örüyorum Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bakınız şu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak e, sıramız tamamlanana kadar örüyoruz. Şuradaki geçişi de birlikte çalışalım. Şimdi sıramı tamamlıyorum. Sona kadar geldim. Şöyle bakın hepsini ördüm ortalarına girdim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm başlangıç noktamız sayısı 3 tane trabzanı buraya örmüştüm 2 tane trabzan araya 3 trabzan da diğer tarafa örmüştüm şimdi buradan örerek geldim geçişimi yapıyorum 3 trabzan tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum ikinciye de batıp kaydırıyorum üçüncüye giriyorum ya yani orta boşta ve buraya 3 zincir çekip 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanlı grubumuzu buraya da kuruyoruz 3 tane trabzan zincirim 2 tane tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzan 2 ve 3 ve diğer tarafa geçiyorum tığımın başını dolayarak diye direkt batıyorum başlangıca kadar buradaki işlemlerimin birebir aynısını tekrar ediyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi geçişimi olduğu yerdeyim. Geçişimi yapacağım. Kaç tane olduğunda bir sayalım geçiş yapmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi geçişimizi yapalım. Zincirden çektiğim trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum ikinci trabzanıma batıyorum kaydırıyorum üçüncü trabzanıma batıp kaydırıyorum zincirimin bulunduğu noktaya gelip kaydırdıktan sonra 3 tane zincir bütün bundan sonra bitene kadar aynı şekilde kaydırarak geçişimizi yapacağız 3 trabzanımız iki tane yine zincirimiz tekrar 3 tane trabzanımızı ödeyelim ve diğer kolumuzla eşit e, sırada olana kadar devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tanesi zaten e, bu gövde kısmını örerken vardı. Buradaki kalan sıralarımızı da ördükten sonra yeniden birlikte olalım. 9 sıra örerek tamamladım. Şimdi diğer koluma örmüş olduğum beyaz son geçişimi bu koluma da başlatıyorum. Bakın şöyle. Kolumu tamamladıktan sonra trabzanlarımı ördüm. Üzerine üçer zincirimi çektim. 3 Üç trabzanımın üçünün üzerine ve ortadaki zincirimin içerisine 3 tane trabzanım ve bir tane de kirpiğimi ördüm. 3 trabzanımızın her birini birer birer ördük ve şöyle güzel bir karanfil görüntüsü oldu. Evet şimdi 9. sıramızın bitişini birlikte yapalım. Geçişimi yapıyorum. 3 zincirimin üzerine tığımın başını girdiriyorum ve kapatıyorum beyaz ipimi alıyorum beyaz ipimde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum buradaki yavru ağzı rengimi çekiyorum ve artık bunu bir daha kullanmayacağım için şöyle kısa bir mesafe ile kesiyorum İlk zincirden oluşan trabzanımı ördüm. Tabii yavruğa ipimizi de alalım. Ve örmeye devam ediyorum. Her iki kesmiş olduğum ipimi ve beyaz ipimi şöyle alıyorum. Şöyle kıvıralım. 3 tane zincirimin üzerine iplerimi şöyle aldım. 3 zincirimin üzerine 1 2 3 tane daha zincir çektim 1 2 3.ye gelerek batıyorum ve buraya ilk kirpiğimi örüyorum sonrasında iplerim altta kalacak şekilde ikinci trabzanıma batıyorum ikinci trabzanıma iplerimi altta gizliyorum 1 2 3 defa da alıyorum 1 2 3 tane zincir çektikten sonra ara boşluğa giriyorum boşluğa şuraya Tekrar bir, bir tane başını doluyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip ara boşluğa batıyorum. Şuradaki geniş boşluğa. O küçük araya girmeye çalışmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya girip üç tane trabzanımın ilkini örüyorum. Üzerine yine 3 zincirimi çekip araya girerek kirpiğini tamamlıyorum. Ortaya 3 tane trabzan öreceğim için birini ördüm. İkincisini üzerine 3 zincirle ördüm ve üçüncüsünü örüyorum. Ve alttaki ipimiz de bu şekilde gizlenerek tamamlandı. Şöyle kalan kısmı da keselim. kafamızı karıştırmasın. Buradan kestim. 3 zincir çekiyorum ve batıyorum. Şimdi 3 trabzanımı ve kirpiklerini bu ara boşluğumuzu ördükten sonra buradaki ilk trabzanıma giriyorum. Devam eden sol taraftaki 3 zincirimi çektim. Batıyorum. İkinciye giriyorum. 3 zincirim. Batıyorum. 3. trabzanıma giriyorum. 1 2 3 ve batıyorum bakın burada yukarıya battım ister yukarıya ister aşağıya batabilirsiniz bütün trabzanlarımız ördük ortada 3 tane trabzanımız ördük şimdi diğer gruba geçeceğimiz zaman hemen araya giriyorum altta bir tane direkt şuradaki kirpiğimizi ördükten sonra direkt alttan alarak giriyorum ve tığımın başında doluyorum. birinci trabzanımı batarak 3 defada çektiğim ilk trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve tepesine batıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 araya giriyorum. İster tipi ister araya batabilirsiniz ama ara daha kolay olmakta. 1 2 3 araya giriyorum. 3 üç trabzanımın üçünü de ayrı ayrı ördüm. Ortadaki boşluğa geliyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum buraya. Birincisini ördüm. Kirpiğini örüp arkadan batırdım. İkinci trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Araya giriyorum. Üçüncü ve son trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Araya giriyorum. Birer birer 3 trabzanımı ördüm. Ortadaki 3 trabzanımı ördüm. Sol taraftaki üçlü grubu örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve batıyorum. ikinciye batıyorum. 1 2 3 araya batıyorum. 3. ve son trabzanımı 3 üzerinin 3 tane kirpiği ördükten sonra diğer gruba geçmeden hemen bu kirpikten direkt araya altından girerek sık iğne ile bağlanıyorum. Tığımın başını dolayarak ilk trabzana yeni grubu oluşturmak için batıyorum ve bu şekilde kolumuzdaki bütün trabzanları ve ara boşluğu yeni beyaz trabzanımızla örerek şöyle karanfilli güzel bir kol ucu oluşturuyoruz. Kolumuzun sonuna kadar geldim. Bakın trabzanlarımızı ördüm. En son başlangıç noktasının hemen yanı başındayım. İlmeğimi takıyorum. Bakın kirpiğimi yaptım. 3 tane trabzanımı örmüştü. Direk aşağıya gelip batıyorum. Ve buradan yukarıya doğru buraya şöyle uzunca aldım. Bakın yukarıdaki kirpiğimin bulunduğu yere gelerek ilmeğimi bağlıyorum bir zincirimi çekip düğümümü attıktan sonra burayı kesiyorum. İpimi kestikten sonra şimdi etek ucu için örmeye başlayalım. Bu kısımdan başlıyoruz. Şöyle bıraktığınız zaman başlayacağımız nokta burası olacak. Hemen örmeye başlıyorum. Ortaya giriyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya. 1, 2, 3, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki trabzan grupları gibi öreceğiz. Önce ikinci sırasında kirpikli bölümümüzü öreceğiz. Zincirimi çektikten sonra bir dolayıp yine 3 defada ördüğüm trabzanlarımı örüyorum. Araya iki tane zincirimi çekip tekrar aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 Tığımın başını doluyorum. Yanındaki bölüme giriyorum. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum hiç farklı işlem yapmadan 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 diğerlerini de aynı şekilde örerek sona kadar devam edelim sıramızın başına kadar 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir çektim örgümün yönünü çeviriyorum ve düz tarafa şu an bakınız burası düz yönü Düz yönünden tıpkı kolumuza çalıştığımız gibi çalışmaya başlıyoruz. Bitirdiğimiz yönde 3 zincirimizi çekelim. 1-2-3 Üzerine şöyle 3.ye tutuyorum. 1-2-3 3.ye üç. gelip batıyorum. Bir tane kirpiğimi yaptım. Arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 1-2-3 yine 3 tane zincirimi çekiyorum her ikisinin ara boşluğuna batıyorum diğer trabzanımın tepesine batıp trabzanım örüp 3 zincirimi çekip her ikisinin arasına giriyorum şurada iki zincir çekmiştim 2 zincirimin içerisine 3 tane trabzanım ve kirpiklerini örüyorum tıpkı kolumuzda çalıştığımız işlemimizi yapıyoruz ikinci trabzanımı örüyorum üzerine 3 zincir ve tekrar atıyorum. 3. trabzanı örüyorum. 1 2 3. Ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. Kolumuzda çalıştığımız gibi çalışıyoruz. 3 tane zincir. Bakın şöyle. Sona kadar hepsini ördüm. 3 trabzanımı birer birer trabzan üzerine ortaya 3 trabzan kenardaki 3 trabzanın üzerine ördüm ve direkt kirpiğimi yaptıktan sonra ara boşluğa gelerek bir sık iğne ile batıyorum ve yeniden tığımın başını dolayarak trabzanımı ve üzerinin 3 zincirini çekiyorum araya girip birer birer trabzanlarımı örüp üzerlerinin kirpiğini sona kadar örüyorum yani bir teşe kadar şuraya kadar örerek gelelim ve burası da örgümüzün düz yönü kirpiği yaptığımız yer örgümüzün düz yönü olacak buna dikkat edelim son sıramızı örerek geldi bir tane trabzanım kaldı onu da sizlerle birlikte örelim bakınız ne kadar güzel her bir dilim diğerinin üzerine düşerek şöyle çok güzel bir basamak görüntüsü verdi şimdi son sıramız son trabzanımızı örelim bakın şu şekilde ne kadar güzel. Son trabzanımızı da birlikte örüp tamamlayalım ve beyazla artık işimiz bitsin. Bakın son trabzan zincirden döndüğümüz trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincirimi de çekip kirpiğimi de örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi burada kesiyorum ve kestiğim ipi her zaman olduğu gibi iç kısma doğru gizliyoruz ve şöyle yakından göstermek istiyorum bakınız birbiri üzerine çok güzel düşerek tamamladık çok hoş oldu şöyle hepsi birbirinin üzerinde şimdi buradaki bir tane zincirimi ve çiçeğimi çalışmıştım diğerini de sizlerle birlikte çalışalım Diğerinin tam karşısına gelecek yeri yani trabzanımın en dıştaki trabzanın uç kısmına çalışıyorum. Şuradan ve buradaki zincir uzunluğu kullanacağınız yani üzerinde görmek istediğiniz kişinin kilosuna boyuna göre değişecektir buradaki uzunluk. Yani ne kadar isterseniz o kadar çekebilirsiniz. Bağlayıp güzel bir şekilde kalması için yetecek zincir. rahat rahat çekiyorum diğeriyle eşit olsun şöyle ölçüyorum ölçtüğümde Evet eşit olduğunu görüyorum 1 2 3 tane daha ilave ettim şimdi bu çiçeğimi çalışıyorum çiçeğimizde dörder trabzanımız var şöyle zincirden oluşuyor ikisi ortadaki ikisi ise trabzandan oluşmakta 1 2 3, 4. zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum. Çekmiş olduğumuz zincirlerden sonra. Sonra 1, 2, 3 defa da yukarı çıkıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Yine aynı yere girerek 1, 2, 3 trabzanımı örüyorum. Kenardaki zincirde ortada iki trabzan. Şimdi tekrar zincir çekerek aşağı iniyorum. 1, 2, 3 aynı yere batıyorum. Ve birinci çiçeğimin yaprağını oluşturdum. 4 tane ikisi trabzan kenarlarındaki zincir. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakın hepsi aynı merkeze batıyorum. 1 2 3. Birinci trabzanımı ördüm. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. 2 trabzanı ördüm. 1 2 3 tane zincir çekip batıyorum ve ikinci çiçek yaprağım da tamamlanmış oluyor. Üçüncü için 1 2 3 zincir çekiyorum. Ortaya yine aynı yere batarak 1 2 3 trabzanımı örüyorum. Tekrar ikinci trabzanım için 1 2 3. 1 2 3 2 trabzan bittikten sonra 3 tane zincir çekip 3. yaprağımı da tamamlıyorum. Şimdi dördüncü yaprağımızı örmeye hazırız. 1, 2, 3 zincirim çekip yine hemen dibine iki tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip aynı yere batıyorum ve çiçeğimi oluşturdum. Bir zincirimi çektikten sonra bu zincir düğüm atmak için de makasımla buradan kesip ayırıyorum ipimi bu son zincir düğümümüz olmakta şöyle sıkıştırıyorum ve kalan ipimi çiçeklerimin arkasına şöyle epeyce bir geriden giriyorum ve buradan alarak kizliyorum ve bolerimiz bütün aşamalarıyla bu şekilde tamamlanmış oluyor kalan iplerimi ise görüntüyü çirkinleştirmemek için kesiyorum Evet her ikisini de ördüm şimdi son görünümüne bakalım Evet fiyongumu da bağladım bolerom artık kullanılmaya hazır hale geldi Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte inşallah örersiniz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızdan yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.